HDP milletvekilleri PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını açıkladı. HDP grubunun mecliste yaptığı açıklamada konuşan İstanbul milletvekili Cengiz Çiçek, Abdullah Öcalan'a yaklaşım Kürt halkının mücadelesine yaklaşımdır dedi. Türkiye'nin geldiği durumu Kürt meselesinin demokratik çözümüyle bağını kurmak zorundayız. Ve bir kez daha söylüyoruz, Sayın Öcalan'a yaklaşım Kürt halkının özgürlük mücadelesine yaklaşımdır. HDP milletvekilleri PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Açıklamada konuşan HDP İstanbul milletvekili Cengiz Çiçek, İmralı Adası'nda hukukun ayaklar altına alındığını söyledi. İmralı'daki hukuksuzluğun bütün topluma yayıldığını belirtti. İmralı Ada cezaevindeki hukuksuzluk bir kanser uru gibi, bir kötülük hareketi gibi bütün cezaevlerine yayıldı arkadaşlar. Öyle hiç tesadüf değil bunlar. O yüzden İmralı hukukun kara deliğidir diyoruz yıllardır. Bu kara deliğe karşı mücadele yürütmek hepimizin boynunun borcu olmalı. Çiçek iktidarın yeni anayasa tartışmalarını hatırlattı. Darbe anayasasının bile uygulanmadığı bir ortamda yeni anayasa tartışmalarının samimi olmadığını belirtti. Bu iktidar, bu rejim 12 Eylül rejiminin eleştirisi üzerinden iktidara geldi. Her fırsatta 12 Eylül anayasasının bir darbe anayasası olduğunu söyledi. Gelinen aşamada İmralı'da darbecilerin anayasası bile rafa kaldırılmıştır. Kenan Evren'in anayasası bile rafa kaldırılmıştır. Darbe anayasasının bile gerisine düşen bu iktidar yeni anayasa tartışmalarında samimi olmalıdır. Çiçek, HDP grubu milletvekilleri olarak Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Sayın Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na toplu bir başvuru yapacağız. Kendisiyle Kürt sorunun demokratik çözümü için görüşmek istiyoruz. Bu konuda kritik tarihsel rol oynayacağını tarihsel deneyimimizde biliyoruz. Aynı zamanda bu başvuru Adalet Bakanlığı şahsında iktidara hukuka saygı başvurusudur.